İlk iki derste hızla İngilizce öğrenmeye başladık ve günlük hayatta kullanabileceğimiz birçok emir cümlesi yapmayı öğrendik. Bu dersle beraber şahıs zamirlerimizi de öğreneceğiz ve her geçen dersle beraber kendimizi daha iyi ve daha etkili olarak ifade etmeye devam edeceğiz. Gördüğün gibi doğru yöntem ve yol izlenildiğinde çok zor zannedilen İngilizce bile çocuk oyuncağı oldu. Senin tek yapman gereken bu dersleri günde en az iki kere yazmadan, okuyarak ve dinleyerek tekrar etmek ve beynine yerleşmesini sağlamak. Yazılı olan bir şeyi tekrar yazmaya çalışarak bir fotokopi makinesinin yapacağı işi tekrardan yapmaya çalışma. Sen öğrenmeye odaklan. Bu dersimizde ben, sen, o gibi şahıs zamirlerini ve fiillerin bu şahıs zamirlerine göre nasıl çekildiğini öğreneceğiz. Hadi şahıs zamirlerimizi ve kelimelerimizi öğrenerek dersimize başlayalım. I, ben. You, sen. He, o erkekler için. She, o dişiler için. Türkçe ile karşılaştırırsak İngilizce fiil çekimi çok kolaydır. Türkçedeki geniş zamanı karşılığı diyebileceğimiz present simple tense'te fiil çekimi çok ama çok kolay. Sadece o anlamına gelen he, she ve it şahıs zamirlerinde fiile bir s harfi getiriyorsunuz. Bunun dışında bütün fiilleri sana öğrettiğim gibi değiştirmeden kullanıyoruz. Türkçedeki gibi bin bir türlü yapım eki, çekim eki, iyelik eki gibi ekler yok. Yani İngilizce dünyanın öğrenmesi en kolay dillerinden biri. Şimdi yapmak anlamına gelen do fiilinin çekimini bir görelim. I do, ben yapıyorum, ben yaparım. You do, sen yapıyorsun, sen yaparsın. He does, o yapıyor, o yapar. She does, o yapıyor, o yapar. İngilizce'de present simple tense ile anlatılan birçok konuyu biz Türkçe'de duruma göre geniş zaman ya da şimdiki zaman ile ifade edebiliriz. Bu konuyu Türkçe öğrettiğim videolarda detaylı olarak anlatacağım. Şimdilik her iki şekilde de Türkçe'ye çevrildiğini bilin, bu bize yeter. Şimdi sıra geldi düzensiz fiillere. Be fiili düzensiz bir fiildir. Normalde düzensiz fiillerde fiilin kökü çok fazla değişmediği halde be fiilinin çekimi özellik gösterir ve mastar halinden çok farklı bir şekilde çekilir. Mastar halinde olmak anlamına gelen be fiili çekildiğinde Türkçe'de isimlerin ya da sıfatların sonuna eklediğimiz im, sın, dır gibi eklerin İngilizce karşılığıdır. Şimdi fiilimizin şahıslara göre çekimini kısaca bir görelim. To be, olmak. I am, ben nokta noktayım. You are, sen nokta noktasın. He is, o nokta noktadır. She is, o nokta noktadır. Daha önce birkaç sıfat öğrenmiştik. Şimdi bu sıfatları tekrardan bir görelim. Happy, mutlu. Sad, üzgün. Tired, yorgun. Şimdi bu sıfatlarla beraber be fiilimizi kullanalım. I am happy, ben mutluyum. I am sad, ben üzgünüm. I am tired, ben yorgunum. I am at home, ben evdeyim. Gördüğün gibi İngilizce fiilleri çekmek çok kolay. Şimdi şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz fiilleri I, yani ben şahıs zamirle beraber bir çekelim. I do it, ben onu yapıyorum. Ya da ben onu yaparım. I eat, ben yemek yiyorum. Ya da ben yemek yerim. I drink coffee, ben kahve içiyorum. Ya da ben kahve içerim. I sleep early, ben erken uyurum. Ya da ben erken uyuyorum. I go there, ben oraya gidiyorum. Ya da ben oraya giderim. I come, ben geliyorum. Ya da ben gelirim. I speak English, ben İngilizce konuşuyorum. Ya da ben İngilizce konuşurum. I learn English, ben İngilizce öğreniyorum. Ya da ben İngilizce öğrenirim. I stay at home, ben evde kalıyorum. Ben evde kalırım. I play football, ben futbol oynuyorum. Ben futbol oynarım. I work here, ben burada çalışıyorum. Ben burada çalışırım. I live here, ben burada yaşıyorum. Ben burada yaşarım. I love, ben seviyorum. I know it, ben onu biliyorum. I know him, ben onu tanıyorum. I understand, ben anlıyorum. I hear, ben duyuyorum. I see, ben görüyorum. I look, ben bakıyorum. I listen, ben dinliyorum. I call, ben arıyorum. I buy a car, ben bir araba satın alıyorum. I give, ben veriyorum. I tell, ben anlatıyorum. I say, ben söylüyorum. I answer, ben cevap veriyorum. I help, ben yardım ediyorum. Fiil çekimlerinin ne kadar kolay olduğunu gördük. Şimdi with edatıyla beraber günlük hayatımızda kullanabileceğimiz daha güzel cümleler yapmaya çalışalım. I am happy with you, ben seninle mutluyum. I do it with you, ben onu seninle yapıyorum. I eat with you, ben seninle yemek yiyorum. I drink coffee with you, ben seninle kahve içiyorum. I sleep early,
Ben erken uyuyorum. I go there with you. Ben oraya seninle gidiyorum. I come here with him. Ben buraya onunla geliyorum. I speak English with you. Ben seninle İngilizce konuşuyorum. I learn English with you. Ben seninle İngilizce öğreniyorum. I stay at home with you. Ben seninle evde kalıyorum. I play football with you. Ben seninle futbol oynuyorum. I work here with you. Ben burada seninle çalışıyorum. I live here with you. Ben burada seninle yaşıyorum. Şimdi günlük hayatta çok kullandığımız cümleler yapalım. I love you. Ben seni seviyorum. I know you. Ben seni tanıyorum. I know something. Ben bir şeyler biliyorum. I know everything. Ben her şeyi biliyorum. I understand you. Ben seni anlıyorum. I hear you. Ben seni duyuyorum. I see you. Ben seni görüyorum. I look at you. Ben sana bakıyorum. I call you. Ben seni arıyorum. I listen to you. Ben seni dinliyorum. I buy you a car. Ben sana bir araba satın alıyorum. I give it to you. Ben onu sana veriyorum. I tell you. Ben sana söylüyorum. I answer you. Ben sana cevap veriyorum. I help you. Ben sana yardım ediyorum. Fiillerimizi you, yani sen şahısına göre çektiğimizde be fiili hariç diğer fiillerde hiçbir şeyin değişmediğini öğrenmiştik. Örneklerimizi yaparak nasıl çekildiğini daha iyi anlamaya çalışalım. You are sad. Sen üzgünsün. You are tired. Sen yorgunsun. You are at home. Sen evdesin. You are happy with me. Sen benimle mutlusun. Şimdi diğer fiillerimizle devam edelim. You do it with me. Sen onu benimle yapıyorsun. You eat with me. Sen benimle yemek yiyorsun. You drink coffee with me. Sen benimle kahve içiyorsun. You sleep early. Sen erken uyuyorsun. You go there with me. Sen oraya benimle gidiyorsun. You come here with him. Sen buraya onunla geliyorsun. You speak English with me. Sen benimle İngilizce konuşuyorsun. You learn English with me. Sen benimle İngilizce öğreniyorsun. You stay at home with me. Sen benimle evde kalıyorsun. You play football with me. Sen benimle futbol oynuyorsun. You work here with me. Sen burada benimle çalışıyorsun. You live here with me. Sen burada benimle yaşıyorsun. Şimdi günlük hayatta çok kullandığımız cümleler yapalım. You love me. Sen beni seviyorsun. You know me. Sen beni tanıyorsun. You know something. Sen bir şeyler biliyorsun. You know everything. Sen her şeyi biliyorsun. You understand me. Sen beni anlıyorsun. You hear me. Sen beni duyuyorsun. You see me. Sen beni görüyorsun. You look at me. Sen bana bakıyorsun. You listen to me. Sen beni dinliyorsun. You call me. Sen beni arıyorsun. You buy me a car. Sen bana bir araba satın alıyorsun. You give it to me. Sen onu bana veriyorsun. You tell me. Sen bana söylüyorsun. Bana anlatıyorsun. You answer me. Sen bana cevap veriyorsun. You help me. Sen bana yardım ediyorsun. Deneyimli bir dil bilimci olarak dünya dillerini öğrenmen için en hızlı ve en etkili metodu hazırladım. Sadece 3 derste bir yabancı dile ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde hakim olabileceğini zaten gördün. Ayrıntılı, kapsamlı kurslarımla ne kadar daha fazlasını başarabileceğini bir hayal et. Dil öğrenimini kafa karışıklığı olmadan hızlandırmak istiyorsan şimdi hemen premium üye ol. Premium üye olduğunda öğrenmek istediğin dili daha ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde ele alan derslerime erişebilirsin. Hızlı dili öğrenme yolculuğuna başladığın bu dersin sonuna geldik. İlerlemene devam etmek ve hızlı dil öğrenmenin sırlarını çözebileceğin tüm derslerimi fimol.com web sitemden ulaşabilir ve başarılı olmak için ihtiyacın olan kaynakları bulabilirsin. Aşağıdaki bağlantıdan bana bir kahve ısmarlayarak akademik çalışmalarımı destekleyebilir ya da YouTube kanalıma katılabilirsin. Ferhat Yıldız metodunu keşfetmenin temel taşı olan bu dersleri Google Play mağazasında PDF dosyası olarak da bulabilirsin. Bir dersin sonuna geldik. Hadi bir sonraki derse geçerek hızla İngilizce öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu dersimizde İngilizce öğrenme yolculuğumuzu hızlandırmaya devam edeceğiz. İngilizce soru cümlelerinin nasıl yapıldığına odaklanacağız ve bunun ne kadar basit olduğuna çok ama çok şaşıracaksın. İngilizce'de present simple tense denilen zamanda soru sorarken dikkat etmen gereken nokta isim cümlesi mi yoksa eylem cümlesi mi yaptığımızdır. Eğer be olmak fiilini kullandığımız bir isim cümlesi yapıyorsak o zaman yer değiştirme yöntemi dediğimiz yöntemi kullanır ve fiille şahıs zamirinin yerini değiştirerek soru sorabiliriz. Şimdi şu cümleye bir bakalım. You are tired. Sen yorgunsun. You are a teacher. Sen bir öğretmensin. Bu cümleyi soru yapmak için ikinci sıradaki fiille şahıs zamirinin yerini değiştirelim. Are you tired? Sen yorgun musun? Are you a teacher? Sen bir öğretmen misin? Gördüğün gibi soru yapması çok kolay. Bu kuraldan yola çıkarak
Haydi bir önceki derste yapmış olduğumuz olumlu cümleleri soru yapalım. Are you sad? Sen üzgün müsün? Are you at home? Sen evde misin? Are you happy without me? Sen bensiz mutlu musun? Bu yer değiştirme metodunun haricinde kullanılan ama gramer kitaplarında bulamayacağın bir başka metot ise vurgulama yöntemiyle soru sormaktır. Burada sorulmak istenen nokta vurgulanarak sorulur. You tired? Yorgun musun? You hungry? Aç mısın? Unutma, bu gramer olarak hatalı bir yöntemdir ama dediğim gibi Amerikalılar İngilizceyi sonradan öğrendiği için hatalı konuşma oranları çok yüksek. Şimdi sıra geldi eylem cümlelerinde dünyanın en basit soru sorma yöntemlerinden birini öğrenmeye. Şu cümleye bir bakalım. You know me, sen beni tanıyorsun. Eğer bu cümleyi soru yapmak istersek bu cümlenin başına o her zaman kullandığımız do fiilini getirerek present simple tense'e soru yapabiliriz. Do you know me? Sen beni tanıyor musun? Tam Türkçe'ye çevirirsek sen beni tanımak yapmak gibi bir yapı ile İngilizce soru sorabiliyoruz. Peki bu do fiili sadece soru ve olumsuz cümlelerde mi kullanılıyor? Tabii ki hayır. Aynı zamanda şu şekilde de kullanabiliriz. You do know me. Sen beni bilirsin, sen beni tanırsın. Bu şekilde kullandığında bilmek, tanımak eylemini daha vurgulu olarak söylemiş oluyorsun. Gördüğün gibi do fiili her cümle yapısında kullanılabiliyor. Söylemek istediğin şeyi daha vurgulu üstüne bastırarak söylemek istediğinde bu şekilde do fiilini de kullanıp söyleyebilirsin. Şimdi diğer fiillerimizde bu yapıyı kullanarak soru sorma alıştırması yapmaya devam edelim. Do you do it without me? Sen onu bensiz mi yapıyorsun? Do you eat without me? Sen bensiz mi yemek yiyorsun? Do you drink coffee without me? Sen bensiz kahve mi içiyorsun? Do you sleep early? Sen erken mi uyuyorsun? Do you go there without me? Sen oraya bensiz mi gidiyorsun? Do you come here without him? Sen buraya onsuz mu geliyorsun? Do you speak English without me? Sen bensiz İngilizce konuşuyor musun? Do you learn English without me? Sen bensiz İngilizce öğreniyor musun? Do you stay at home without me? Sen evde bensiz mi kalıyorsun? Do you play football without me? Sen bensiz futbol oynuyor musun? Do you work here without me? Sen burada bensiz mi çalışıyorsun? Do you live here without me? Sen burada bensiz mi yaşıyorsun? Do you love me? Sen beni seviyor musun? Do you know me? Sen beni tanıyor musun? Do you know anything? Sen bir şey biliyor musun? Do you understand me? Sen beni anlıyor musun? Do you hear me? Sen beni duyuyor musun? Do you see me? Sen beni görüyor musun? Do you look at me? Sen bana bakıyor musun? Do you listen to me? Sen beni dinliyor musun? Do you call me? Sen beni mi arıyorsun? Do you buy me a car? Sen bana bir araba satın alıyor musun? Do you give it to me? Sen onu bana mı veriyorsun? Do you tell me? Sen bana söyler misin? Bana anlatır mısın? Do you answer me? Sen bana mı cevap veriyorsun? Do you help me? Sen bana yardım ediyor musun? Şimdi sıra geldi cümleleri olumsuz hale getirmeye. Emir cümleleri yaparken cümleleri olumsuz hale getirmeyi öğrenmiştik. İngilizce'de isim cümleleri yani be olmak fiilini kullandığımız fiillerin ve eylem cümlelerinin olumsuzu birbirinden biraz farklı. Her iki cümle yapısının ortak noktası not olumsuzluk sözcüğünü her iki yapıda da kullanıyoruz. İsim cümlelerinde be fiilinin am, is, are gibi çekilmiş halinden hemen sonra not olumsuzluk sözcüğünü kullanarak cümleyi olumsuz hale getiririz. Daha önce be fiille yapmış olduğumuz sorulara olumsuz olarak cevap verelim. I am not sad. Ben üzgün değilim. I am not tired. Ben yorgun değilim. I am not at home. Ben evde değilim. I am not happy without you. Ben sensiz mutlu değilim. Eylem cümlelerini ise daha önce öğrenmiş olduğumuz do not yapısıyla yaparız. I don't do it without you. Ben onu sensiz yapmıyorum. I don't eat without you. Ben sensiz yemek yemiyorum. I don't drink coffee without you. Ben sensiz kahve içmiyorum. I don't sleep without you. Ben sensiz uyumuyorum. I don't go there without you. Ben oraya sensiz gitmiyorum. I don't come here without him. Ben buraya onsuz gelmiyorum. I don't speak English without you. Ben sensiz İngilizce konuşmuyorum. I don't learn English without you. Ben sensiz İngilizce öğrenmiyorum. I don't stay at home without you. Ben sensiz evde kalmıyorum. I don't play football without you. Ben sensiz futbol oynamıyorum. I don't work here without you. Ben sensiz burada çalışmıyorum. I don't live here without you. Ben sensiz burada yaşamıyorum. I don't love you. Ben seni sevmiyorum. I don't know you. Ben seni tanımıyorum. I don't know anything. Ben hiçbir şey bilmiyorum. I don't understand you. Ben seni anlamıyorum. I don't hear you. Ben seni duymuyorum.
I don't see you. Ben seni görmüyorum. I don't listen to you. Ben seni dinlemiyorum. I don't look at you. Ben sana bakmıyorum. I don't call you. Ben seni aramıyorum. I don't buy you a car. Ben sana araba satın almıyorum. I don't give it to you. Ben onu sana vermiyorum. I don't tell you that. Ben onu sana söylemiyorum. I don't answer you. Ben sana cevap vermiyorum. I don't help you. Ben sana yardım etmiyorum. Deneyimli bir dil bilimci olarak dünya dillerini öğrenmen için en hızlı ve en etkili metodu hazırladım. Sadece 4 derste bir yabancı dile ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde hakim olabileceğini zaten gördün. Ayrıntılı ve kapsamlı kurslarımla ne kadar daha fazlasını başarabileceğini bir hayal et. Arzu ettiğin dili kafan karışmadan hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsan şimdi hemen premium üye ol. Premium üye olduğunda öğrenmek istediğin dili daha ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde ele alan derslerime erişebilirsin. Hızlı dili öğrenme yolculuğuna başladığın bu dersin sonuna geldik. Benden sadece İngilizce değil, aynı zamanda Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Hollandaca gibi birçok Avrupa dilini aynı metotla hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Bütün bu derslere fimon.com web sitemden ulaşabilir ve başarılı olmak için ihtiyacın olan kaynakları bulabilirsin. Aşağıdaki bağlantıdan bana bir kahve ısmarlayarak akademik çalışmalarını destekleyebilir ya da YouTube kanalıma katılabilirsin. Ferhat Yıldız metodunu keşfetmenin temel taşı olan bu dersleri Google Play mağazasında PDF dosyası olarak da bulabilirsin. Bir dersin sonuna geldik. Haydi bir sonraki derse geçerek hızla İngilizce öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.